Genlerin değişiminin kalıtsal varyasyonlara neden olduğu göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi tür içi kalıtsal varyasyonlara dolayısıyla da evrimleşmeye en uygun yaşam alanıdır. Yüksek dağlar güneşin ultraviyole ışınlarının en fazla etkisinde kalan ve ayrıca radyoaktif ışımaların en fazla olma ihtimalinin olduğu yerlerdir. Bu nedenle mutasyonlara açık alanlardır. E mutasyonlara açık alan olmaları kalıtsal varyasyonlara ve dolayısıyla da evrimleşmeye neden olmaktadır. C seçeneğini işaretliyorum. Bir popülasyonun bireylerinde görülen durumlarından hangileri sonucu ortaya çıkan bir özellik eşeyli üreme ile sonraki kuşaklara aktarılabilir? Üreme hücrelerinin veya tek hücrelerin DNA'sında meydana gelen değişiklik sonraki kuşaklara aktarılabilmektedir. Bu durumda üreme ana hücrelerindeki mutasyon ve tek hücrelerde bazılarında görülen konjugasyon neticesinde oluşan yeni özellik sonraki nesillere aktarılabilmektedir. 2 ve 4 E seçeneğini işaretliyorum. Çevresel faktörler canlıların genotip-fenotip adaptasyon özelliklerinden hangileri üzerinde değişime neden olabilir? Ee, çevresel faktörler canlının genetik yapısını yani genotipini, dış yapısını yani fenotipini ve ortama uyum sağlama özelliğini değiştirebilir. Bu nedenle 1-2-3-E seçeneğini işaretliyorum. Bal arılarında dönlenme sonucu oluşan dişi embriyolar polenle beslenirse kısır işçi arılar, bal özü veya arı sütüyle beslenirse kraliçe arılar meydana gelmektedir. Yukarıdaki gözleme bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Beslenmenin genlerin işleyişine etkisinden dolayı bazı embriyolarda, işçi bazı embriyolarda kraliçe arılar oluşmuştur. Bu nedenle A seçeneğinde verilen beslenme farklılığı bazı genlerin işleyişini değiştirebilir cümlesi doğru bir cümledir. A seçeneğini işaretliyorum. Memeli bir hayvanın durumlarından hangilerine neden olacak bir mutasyon bu canlının soğuk ortam şartlarında yaşamasını zorlaştırır. Açık post rengine sahip olması yaşadığı ortama kamufle olmasını sağlayacaktır. Bu da onun için bir avantaj teşkil edecektir. Vücudun iri olması e, kütle yüzey oranının küçülmesini sağlayacaktır. Bu sayede e, enerji ile ısı kaybı daha az gerçekleşecektir sıcak ortamda yaşayan hem cinslerine göre üçüncüsü vücut çıkıntılarının büyük olması vücut çıkıntılarının büyük olması ısı kaybına neden olacağı için bir avantaj teşkil etmeyecek ve soğuk ortamda yaşamasını zorlaştıracaktır bu nedenle yalnız 3C seçeneğini işaretliyor aşağıdakilerden hangisi? doğal seçilim kavramını en iyi açıklar doğal seçilim bir canlının veya canlı türünün sahip olduğu kalıtsal özelliklerinden dolayı bulunduğu ortama daha iyi adapte olarak neslini devam ettirirken adapte olamayanların neslinin tükenmesidir. Bu nedenle doğal seçilim kavramını en iyi açıklayan C seçeneğinde ortama uygun özellikler taşıyan bireylerin yaşama ve üreme şansını arttırması cümlesidir. C seçeneğini işaretliyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir? Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların vücut çıkıntılarının küçük olması, kurak bölge bitkilerinin yaprak yüzeylerinin küçük olması, su kuşlarının ayaklarının perdeli olması, kutuplarda yaşayan hayvanlarda vücut renginin beyaz olması, yaşadığı ortamda kendisine avantaj sağlayan uyumlardır. D seçeneğinde verilen spor yapan insanların gelişmiş kaslara sahip olması bir adaptasyon değil, modifikasyondur. D seçeneğini işaretliyorum. Bir popülasyondaki bireylerin farklı fenotiplere sahip olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi yoktur? Çevre şartlarının farklılığı fenotipe etki edecektir. Genlerin baskınlık ve çekiniklik durumu genotipteki farklılıklar yine fenotipe etkileyecektir. Üremenin eşeğli olarak yapılması gen kombinasyonlarını dolayısıyla farklı fenotipleri ortaya çıkaracaktır. Genotiplerinin farklı olması zaten farklı fenotipleri neden olabilir. Üreme sürelerinin farklı olmasının ise fenotipe bir etkisi yoktur. E seçeneğini işaretliyorum. Yukarıda verilen kavramlar örnekleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A. Düz saçlı anne ve babanın kıvırcık saçlı çocuklarının olması bu bir çeşitliliktir, varyasyondur. Bu nedenle 3'ün karşısına, varyasyonun karşısına A yazabiliriz. B homolog kromozomlar arasında çapraz gen değişimi bu da crossing over'ı tanımlamaktadır. Bu nedenle birin karşısına da B yazabiliriz. C su kuşlarının ayak parmak aralarının perdeleri olması bu da e, suda yaşayan kuşlar için bir adaptasyondur. Dördün karşısına C yazabiliriz. D radyasyona maruz kalmış bireylerde kanser oluşması bu da mutasyondur. 2'nin karşısına da d yazabiliriz. Ağırlık çalışan kişilerde kol ve bacak kaslarının gelişmesi ise modifikasyondur. Yukarıda modifikasyon verilmemiştir. Bu nedenle e seçeneğini işaretliyorum. Tek yumurta ikizlerindeki fenotip farklılıkları aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Tek yumurta ikizleri genotip olarak birbirinin aynısıdır. Bu nedenle B seçeneğinde verilen tek yumurta ikizlerinin farklı genotiplere sahip olması bilgisi doğru değildir. Bu nedenle e, fenotip farklılıkları da buna bağlı olmayacaktır. B seçeneğini işaretliyorum Himalaya tavşanlarında beyaz tüyler kesilip, bu kızma buz yastığı konulduğunda yeni çıkan tüylerin siyah renkli olduğu görülmektedir. Bu tüyler kesilip doğal koşullarda gelişmeye bırakılırsa tekrar beyaz tüyler çıkmaktadır bu durum verilenlerden hangileriyle açıklanabilir? Himalaya tavşanlarında görülen bu durum genin işleyişindeki geçici değişmelerdir. Çevre etkisiyle ortaya çıkan geçici değişikliklerdir. Dolayısıyla modifikasyondur. Birinci bilgide çevresel faktörlerin genlerin yapısını değiştirmesiyle ifadesi yanlıştır. Genler değişmemiştir. İkinci olarak çevresel faktörlerin genlerin işleyişini değiştirmesiyle ifadesi doğrudur. Üçüncü olarak çevresel faktörlerin yeni gen kombinasyonları neden olmasıyla bilgisi yanlıştır. Çünkü yeni genler meydana gelmemiştir. Yalnız iki B seçeneğini işaretliyorum. Aşağıdakilerden hangisi çevresel faktörlerin genlerin işleyişini değiştirebildiğine örnek olarak verilemez? Genlerin işleyişinde çevresel faktörlere bağlı olarak değişime modifikasyon diyoruz. A seçeneğinde farklı sıcaklıkta gelişen sirke sineği larvalarının kanat yapılarının farklı olması e, modifikasyondur. Bal arılarının dişi embriyolarının beslenme farklılığına göre işçi ya da kraliçe arı olması modifikasyondur. Karanlıkta yetiştirilen bitki filizlerinin ışığa çıkarıldığında yeşil renk olması modifikasyondur. Ortanca bitkisinin asitli ortamda pembe. Bazik ortamda mavi çiçek açması modifikasyondur. Bir bakteri türünün daha önce duyarlı olduğu bir antibiyotiğe karşı direnç kazanması ise ya doğal seçilimdir ya da mutasyonla meydana gelmiştir. Bu durumda D seçeneğini işaretliyorum. Bir popülasyonda yapay seçilimin yapılabilmesi için şartlarından hangileri mutlaka sağlanması gerekmektedir demiş. Bire baktığımızda popülasyon oluşturan bireyler arasında varyasyon yani çeşitliliğin olması önemlidir. Çeşitlilik. Çeşitlilik olması gerekmekte ki yapay seçilme izin versin. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Çünkü bir popülasyona baktığımızda örnek olarak sığır ırkı olsun. Sığırlara baktığımızda Hollanda'da bulunan sığırlar daha fazla süt verimi vermekte. Dolayısıyla biz yapay seçilimde bulunacaksak işte Hollanda'dan ya dişi inek ya da erkek spermi getirdiğimiz takdirde yerli ırklarla çaprazlama yapılır. Dolayısıyla daha verimli yerli ırklar meydana getirilmiş olur. Buna yapay seçilim adını vermekteyiz. Dolayısıyla varyasyon olması gerekmekte. Varyasyon yoksa zaten siz çaprazlamayı da yapamazsınız. İyi ırkları belirleyemezsiniz. İkiye baktığımızda popülasyonda erkek dişi oranı dengeli olması. Dengeli olmasına gerek yok. Erkek oranı bir tane bile olsa kaliteli bir erkeğiniz varsa yeterlidir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Üçe baktığımızda popülasyonda farklı yaş gruplarından bireylerin olması yine gerek yok. Önemli olan üreme döneminde bulunan dişi ya da erkekleri bulması. Çünkü üreme döneminin altında olsa o zaman genç bireyler olduğu takdirde bu sefer üremeye katılamazlar. Yaşlı bireyler yine üremede yer almayacaklar. Dolayısıyla önemli olan dediğimiz gibi üreme çağındaki bireylerin olmasıdır. Farklı yaş gruplarına yine ihtiyaç yoktur. Üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yalnız birdir.